Selamlar, ben Safa. Bugün uzun süredir kullandığım ve memnunlukla kaldığım bir akıllı bilekliği sizlere tanıtacağım. Akıllı bileklik diyorum çünkü Xiaomi markası yine yeterli bir seviyede özelliğe sahip, uygun fiyatlara alabileceğiniz güzel bir ürün ortaya çıkartmış. Kutu içerisinden falan hiç bahsetmiyorum zaten, kutunun içerisinde bir şey yok. Ufak bir şarj aparatı var, kayış ve akıllı bileklik geliyor. Ne demiş üstünde? Renkli dokunulabilir ekran demiş. Aplikasyonlardan gelen bildirimleri görebilirsiniz demiş. Otomatik uyku algılayıcıları var demiş. 5 ATM basınca kadar suyun altında kalabilir demiş. Egzersiz modları var demiş. Doz kontrol sistemleri var demiş. Ben bir dönem akıllı saat olarak Apple Watch'la kullanmıştım. Apple Watch herkesin bildiği gibi şarj sıkıntılarıyla karşımıza çıkıyor. Çünkü şöyle, her gün şarj etmen gerektiği için akşam saatlerinde şarja takıyorsun. Benim bu saatte kullandığım ve sevdiğim özelliklerden bir tanesi de gece uyku takip istatistikleri ve işte uyku takip düzenleri. Gerçekten çok iyi. Yani şöyle, gece ne zaman uyuduğunu otomatik olarak algılıyor. Ne zaman kalktığını gene otomatik olarak algılıyor. Ve nabız sensörleriyle ne zaman derin uykuda, ne zaman hafif uykuda olduğunu algılıyor. Ve bunu çok stabil şekilde yapıyor. Yani gerçekçi veriler sana sunuyor. Ne zaman yattığını, ne zaman kalktığını gerçekçi bir şekilde bulabiliyorsun saatin içinde. Bu özellik Apple Watch'ta da olsa dahi bunu nasıl kullanacaksın? Çünkü şarj takman gerekiyor. Şarj taktığın süreçte zaten kolunda olmuyor. Yani bu istatistikleri doğru alamıyorsun böylelikle, ne kadar iyi bir saat olsa dahi. Aynı zamanda diğer kullanıcılardan da istatistikler toplayıp sana güzel bir istatistik tablosu veriyor. Diyor ki, yani insanların %30'undan daha iyi uyudun bu gece ya da insanların %30'dan daha fazla adım attın bugün içerisinde diyor. Bu istatistikler de istatistik okumayı seven insanlar için bence güzel özellik. Cihazı incelerken ve aplikasyonuna da bakarken bu özelliklerden de bahsederiz, bunları da inceleriz. Türkiye'ye ilk geldiğinde 299 liradan pazara çıkan bu ürün şu an Mart 2020 itibariyle 160-170 liralara alınabiliyor diye düşünüyorum. Ben indirimden almıştım. Zannediyorum 129 lira gibi bir rakamı almıştım. Sene başında, 2020'nin sene başında. Ürünü aldın, Android veya iOS işletim sistemli telefonundan Mi Fit uygulamasını indirmen gerekiyor. Bu Mi Fit uygulamasını indirdiğinde seni zaten kolay bir şekilde yönlendiriyor ve akıllı bilekliğini telefona entegre edebiliyorsun. Bu süreçler çok kolay süreçler. Yani uygulama seni zaten güzel bir şekilde yönlendiriyor. O yüzden bunlara hiç değinmiyorum. Bunlardan hiç bahsetmiyorum. Eşleştirdikten sonra saati kullanmaya başlayabiliyorsun. Mi Band 3 ve Mi Band 4 arasında tasarımsal anlamda çok büyük değişiklikler yok. Sadece tuşa bastığın yerler farklı ve ekran boyutları farklı. Ve bunda renkli bir ekran var. Dokunmatiği de gerçekten çok iyi. Ben cihazı aldığımda yaklaşık bir %40 seviyelerinde bir şarjla gelmişti. Koluma taktım ve birkaç gün çok rahat bir şekilde kullandım. 50 metreye kadar suya dayanıklı Mi Band 4 yaptığımız spor aktivitelerini otomatik algılama sistemine sahip ve bu veriler çok güzel bir şekilde çalışıyor. Her insanda bu verileri kolay bir şekilde alabileceğinizi düşünüyorum. Onun haricinde manuel bir şekilde yaptığınız sporu da başlatıp durdurabiliyorsunuz. Ve kendi idmanınızı, kendi egzersizinizi cihazı açıp kendi egzersizim kısmına girip tanımlayabiliyorsunuz ve bu egzersizde artık akıllı saatiniz, akıllı bilekliğiniz tanımış oluyor. Nabız kontrolüyle, yani koşma, yürüme, bisiklete binme gibi aktivitelerinizi otomatik olarak algılıyor. Zaten adım sayar saatin ana ekranında gözüküyor ve sürekli adımlarınızı sayıyor. Dediğim gibi ben uzun dönemdir bu akıllı bilekliği kullanıyorum ve adım sayılarının doğru olduğunu ben kendim teyit ettim. Nabız kontrollerinin de doğru olduğunu teyit ettim. Ben zaten sporda kullanmak için almıştım bu saati. Sporda da verimli bir şekilde kullanıyorum. Nabız kontrollerimi yapıyorum. Pil ömründen bahsedecek olursak 20 güne kadar kullanım imkanı sağlayan bu cihaz tüm özelliklerini, işte aplikasyon bildirimlerini, sürekli nabız ölçümlerini vesaire açık tuttuğun takdirde dahi 8 gün kullanım süresi veriyor sana minimum olarak. Yani minimum 8 gün şarj etmeden bu saati kullanabiliyorsun. Ben kendi açımdan istatistik okumayı çok sevdiğimden gerçekten bütün aktivitelerini ve işte bütün fonksiyonlarını aktif bir şekilde kullanıyorum saati. Buna rağmen haftada bir veya 2 saat arası şarj etmem benim bu saati kullandığım süre boyunca benim için yeterliydi. Bence bu şarj süresi de gerçekten çok iyi. Uygulama bildirimlerini de uygulamanın logosuyla beraber bildirim ekranında, yani senin direkt ekranına düşüyor bu bildirimler. Ve okunabildiğim bir şekilde kapalı alanda okumakta bir sıkıntı yok. Sadece tek dezavantajı
ufak bir saat olmasından ve küçük bir ekrana sahip olmasından dolayı araba kullanırken özellikle bu daha çok oluyor. Okumakta zorlanabiliyorsun, o bildirimi kaçırabiliyorsun. Bunda 0.95 inç bir ekrana sahip akıllı bir bileklik olduğundan dolayı ben çok dezavantaj görmüyorum. Çünkü kapalı alanda herhangi bir yerde ya da normal şartlarda baktığın zaman bildirimi çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. Dediğim gibi bu araba kullanırken ve uzun gelen bildirimlerde, uzun gelen mesajları okumakta sıkıntı çekiyorsun. Bence bu da normal yani çünkü 0.95 inç olan bir akıllı bileklik alıyorsun. Bunda bildirimleri görmem bile benim için büyük bir özellik. Çözünürlük bu ölçüde bir ekran için bence çok iyi. AMOLED ekran dokunmatik özellikleri gerçekten iyi. Ben hiçbir şekilde tutukluk yaşamadım basmakta, menüler arası geçişlerde vesaire hiçbir şekilde tutukluk yaşamadım. Nasıl dokunursan o şekilde algılıyor. Mi Band 4'ün menüsüne bakacak olursak da ekran bu şekilde sizi karşılıyor. Bu optimize edilebiliyor yani arka planını değiştirebiliyorsun Mi Fit uygulamasından. Böyle yani parmağınla kaydırdığında durum bilgilerinde ne var hemen bakalım. Yani bugün attığın adımı, geçtiğin mesafeyi, hareketsiz kaldığın saati vesaire veriyor. Nabız kontrolü yapabiliyorsun. Onun haricinde egzersiz buradan başlatabiliyorsun. Otomatik algıladığı gibi dediğim gibi manuelde kontrol edebiliyorsun. Bugünkü hava sıcaklığını veriyor. Sıcaklarından bir tanesi de bildirimlerde smiley göstermiyor. Yani bu ekran herhangi bir bildirimde smiley özelliğini göstermiyor ekranda. Bu da zannediyorum ki ufak puntoyla yazdığı için yani smiley'leri net orada göremeyeceğinden zaten akıllı bileklikte sana bu smiley'leri göstermiyor. Manuel şekilde kontrol edebildiğin ekran parlaklık seviyesini otomatik bir şekilde de ayarlayabiliyorsun. Bu otomatik şekilde ayarladığın zaman ortamın karanlığına göre karanlık ortamlarda gözünü almayacak derecede ışık vererek ve okunabilirliğini de bozmadan sana hizmet vermiş oluyor. Mi Fit uygulaması üzerinden hangi aplikasyonlardan bildirim almak istediğini seçebiliyorsun ve bu şekilde optimize ettiğin bildirimler sadece senin bilekliğine düşüyor ve bilekliğinden kontrol edebiliyorsun. Gelen arama bildirimlerini de görebildiğiniz bu Mi Band 4 cihazında aramayı cevaplayamıyorsun şayet ama aramayı reddedebiliyorsun. Mi Band 4 üzerinden alarm kurabiliyorsun. Bu kurduğun alarmlarla sana hatırlatıcı özellikler sağlıyor bu cihaz. Şöyle titreşiminden bahsedecek olursak bu noktada titreşimi bileğini rahatsız eden bir şiddette değil ama gerçekten uyurken dahi uyarıcılığı iyi bir seviyede. Rahatsız edici bir titreşim yok ama seni uyarıyor, öyle söyleyeyim. Müzik akışını da kontrol edebildiğiniz bu cihaz aynı zamanda Spotify uygulamasına da entegre ve stabil bir şekilde çalışıyor. Mi Band 4'ün kullanım özelliklerini ayrıntılı bir şekilde size aktardım. Şimdi cihazdaki aplikasyon nasıl kullanılıyor, içeriği neler, analizleri nasıl veriyor, istatistikleri nasıl veriyor biraz onlardan bahsedelim istiyorum. Hep beraber bakalım. Telefondan Mi Fit uygulamasına gelecek olursak Mi Fit uygulaması bu şekilde bizi karşılıyor. Bu şekilde aşağı çektiğin zaman tekrardan saatle senkronize oluyor. Burada bir adım sayarı var. Adım sayar göstergesi var. Buradaki dün geceki uyku düzenim ve daha önceki uyku düzenlerim var. Dediğim gibi burada 1 saat 41 dakika daha erken uyudunuz diyor dün için. Normal günlere nazaran. Her zamanki gibi uyandınız diyor. İşte 1.54 saat toplam uykuya eklendi diyor. 34 dakika derin uykudan çıkarıldı diyor. Yani derin uyku sürem azalmış. İşte diğer kullanıcıların %94 dünden daha fazla erken uyudunuz diyor. Bu tarz istatistikler veriyor. Nabız kontrolünü düzenli olarak yapıyor. Rahatlama, işte spor yoğunluğu, hafif tempoda hareket ettiğin zamanlar, yoğun hareket ettiğin zamanlar burada çıkıyor. Aynı zamanda yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi aktivitelerini GPS üzerinden de takip etmek istersen oradan da takip edebiliyorsun. Buradan Go tuşuna bastığında egzersiz başlamış oluyor. Arkadaşlarınla cihazını eşleştirip belirli kategorilerde arkadaşlarınla karşılaştırmalar yapabiliyorsun. Cihazın %73 pili kaldığını burada gösteriyor. Kendine adım anlamında ve ağırlık anlamında hedefler verebiliyorsun. Davranış etiketleme diye bir şey var. Burada senin kendi davranışlarını tanıması için bilekliğe aslında komut veriyorsun. Burada ne demiş? İp atlama, koşu, mekik, yürüyüş, ayakta durma, merdiven çıkma, bisiklet, sürüş, ulaşım, basketbol, badminton,
Masa tenisi, oturma, yemek, uyku, banyo, diş fırçalama, yüzme ve özel demiş. Özelde de ismini girip herhangi bir yaptığın aktiviteyi bilekliğe, o aktivitede yaptığın hareketleri de tanıtarak buraya bir davranış etiketleme işlemi yapabiliyorsun. Ve daha sonrasında cihaz bu davranışını tanımış oluyor ve tekrardan aynı tepkilerde hareketlerin olduğunda o davranışı yaptığını sana söylüyor. Ayarlardan dediğimiz gibi bildirimleri, hangi aplikasyonlardan bildirim gelmesini vesaire istediğini seçebiliyorsun. Yeterli ölçüde özelliğe sahip, özellikleri net ve anlaşılır çalışıyor. Şarj süresi çok iyi ve fiyat anlamında da uygun. Tam anlamıyla fiyat performans ürünü diyebiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup butona tıklamayı ve videoyu beğendiyseniz bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız şayet beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.